eşyalar o odada değil. Hırsız değilim. Hep öyle söylerler. Senin yerinde olsam tablolarla başlarım. Birader, hırsız değilim diyorum. Neyin anlamıyorsun? İddiaya var mısın? Kimsin sen? Sırayla gidelim. Türk ceza hukukuna giriş. Suç tanımları ve cezaları yazıyor. Mesela yasa dışı bahis, kumar. Yani olduğun her şey tek bir kitaba sığıyor. Kuzgun cebeci. Sen? Ha? Ha gayret, ha gayret. Çıkaracaksın. Ben Ferman Koroğlu. Nereden başlayacağını bilemiyorsan ben sana yardım edeyim. Baban hayatta değil. Bütün bunlar benim kurgumdu. Baban ve benim olduğum fotoğraf fotomontajdı. Parmak izine baktığın çay fincanını ben yerleştirdim. Çıktı ha sonuçta. Çıktı efendim. Parmak izi raporunu ben yazdırdım. E bu da demek oluyor ki DDN raporu götüren kişi benim adamımdı. Niye inanayım ben sana? Niye yalan söyleyeyim sana? Hayatta kalmak için olabilir mi? İşte o benim uzmanlık alanım. Benim de. Ama tek bir farkla. Ben düşmanlarımı yaşatmam. Polis karakolu 7 kilometre uzaklıkta. Bu da demek oluyor ki 3-4 dakikaya buradalar. Benden sana tavsiye. Sırf özel bir mülke izinsiz girdin diye şartlı tahliyeni yakmaman. Dilan nerede? Onu bulmanı isteseydi cevabını bilirdim. Dila! Dila buradayım ben, geldim. Dila karşıma çık, geldim ben, buradayım. Dila'nın peşini bırak. Sen hayırdır ya bana akıl veriyorsun? Ha? Eğer onun hayatında olmasını isteseydi hala eşi olurdun. Gurur. Sen gururunu sokaklarda mı bıraktın? Bana bak. Tek bildiğin iletişim yöntemi bu değil mi? Dila'yı bulacağım. Babanı buldun gibi mi? Babamın adını ağzına almadan. Söz vermiştim. Şimdi sözümü tutuyorum. Çünkü sen dedeni öldürdün. O yüzden de artık babanın yerini öğrenebilirsin. Orada yanlışım var. Her şeyi gazete yazmaz, ben sana söyleyeyim. Behram'ı sen istedin diye vurmadım ben. Ama yine de vurdun. Babanın mezarına yürü. Sana bunu bir kere söyleyeceğim ve bir daha tekrar etmeyeceğim. Behram adı var, benim ailemi katletti. Ve bunun bedelini de torununun elinden ölerek ödedi. Diğer adı varlarla hiçbir derdim yok. Benim derdim olmak uzun. Sokak çocuklarıyla uğraşmayı hiç sevmem. Ferman,
davetsiz misafirimiz gidiyordu. Senin ömründen alıp ihtiyacı olana dağıtacağım. Polisler gelmek üzere. Beni şimdi uğraştırma böyle sorgu, araştırma falan. Burada bitmedi ha. Daha heyecanlı. Burada bana ait biri var. Ucunda ölüm olsun, onu gelip alacağım. Önümde durdurabiliyorsan. Lütfen. Şimdi değil. Ne yaptın? Bir şey bulabildin mi? Abi. Dila burada Cihan. Emin misin? Yengeyi gördün mü? Ev Dila kokuyordu oğlum, eminim burada. Bu iyi haber değil mi abi? Ne işi var lan Dila'nın fermanı yanında? Fermanın haberi var geldiğimden, açar mısın şu kapıyı? Açamam beyefendi. Bak güzel kardeşim, şu kapıyı açar mısın? Kızgın. Kullanmak durumunda kalacağım. Yapma ya. Ay kıyamam, zor mu kullanacağım? Bu sefer kaldıramayacağı yükün altına giriyor, farkında değil. Kalmak ister misin? Hayır. Aç. Kardeşim bak, insan gibi söylüyoruz. Aç şu kapıyı. Selamun aleyküm. Hayırdır, kaçıyor musun? Hayır, kaçmıyorum. Sen hala kovalıyorsun. Şşş, hadi dışarı. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Anlatsana biraz. Anlatayım. Bir sürü iş güç sahibi yaptığım çocuğu eski suçlarından cezaevine attırmak falan. Sana mı sarayım istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Ben yapmadım. Ayrıca üzülme. Aksi ispat edildiğinde çıkarlar. Bana bak. Benim mahalleme giremezsin. Her ne yaşadıysan ben yapmadım diyorum. Zaten ben yaptım demeyeceksin tabii de. Tekrara düşüyoruz. Ben müzikte bile nakaratı sevmem. Ayrıca ben senin mahallene öyle girmem. Bunun da sana meydan okumakla bir alakası yok. Şaşırma diye şimdiden söylüyorum. Bana bak. O işler öyle kolay değil ha. Düşündüğünden daha kolay. Çünkü ben bir iş adamım. Bırak şimdi lagalugayı. Bak sana tane tane anlatıyorum. Benim karşıma çıkarsın. Asıl sen benim karşıma çıktın. Sana Dila'dan uzak dur dedim. Ama sen nişanımızdan Dila'yı aldın gittin.
Benim yerimde olsaydın yapacaklarını bana iliştirmeye çalışıyorsun ama ben öyle bir adam değilim. Ben sadece bakıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Ben Dilay'la bir yola çıktım. Deden benim ailemi aldı. Ben de şimdi Dilay'la yepyeni bir aile kuruyorum. Buradaki derinliği anlayabildin mi? Bu da demek oluyor ki Dila artık sana dair bir insan değil. Ayrıca 40 gün sonra düğünümüz var. Çok eminsin. Emin olmak için her şeyi yaparım. Dila için her şeyi yaparım. Sen ait olduğun yerde kal. Bizden uzakta, sokağında, mahallende ya da nerede istiyorsan. Huzurunla yaşa. Ama eğer ayağıma taş olursan, ben de senin ayağına taş olurum. Eğer ağzımın tadı kaçarsa, senin de kaçar. Anladım, anladım ben. Ben seni çok iyi anladım. İyi o zaman. Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. Orada bir köy var uzakta. Havalı laflar etmeyi seviyorsun. Havayı almaktan iyidir. Ferman Bey, birazdan sunum için hazır oluruz efendim. Ne güzel. Zahir Kocamış'la ilgili durum ne oldu? Önümüzde hiçbir engel kalmadı. Zahir Kocamış arazisini ortaklık koşuluyla kabul etti efendim. E bu da güzel. Zahir Bey amcamız taş atıp da kolu yorulmadan milyonları cukkalayacak yani. Ortaklığa ben evet dedim. Sorun yok. Yani şirkette görünen bir yüzdesi olacak ve bu yüzde üzerinden bir pay alacak. O kadar. Yani yönetime karıştırmayacağız. Burada arazinin yönetimi ortaklığında Zahir Kocamış'ın ismi yok. Evet, vekaleten bakacak başka bir isim. Gördüm. Ne? Bakayım. Birileri adımı andı sanki. Amca sen bana güveniyor musun? Hı? O zaman burayı bana vereceksin. Sonra? Sonra Seyre'yle Gümbürtü'yü. Tamam mıyız? Tamamdır. Ver şu elini. Seni de mahalleyi de ferah çıkartayım. Şimdi bu sokakların eli... Birçok hadisede böyle çok cimridir de, insana bir isim daha verir, o konuda da eli böyle ganidir yani. Ama sen bu işi bayağı vodvile çevirdin. Yakışmıyor. Yakışır, yakışır.
Bayat oğlum bunlar. Sorun mu vardı? Sorun yok Memduh Bey. Her şey yolunda. Ne işin var burada? Hem benim düzenimi boz, hem çolukla çocukla uğraş, sonra ne işin var burada? Kimsenin senin düzenini bozduğu yok. Sen hayatımızdan bir çekip gitsene lan. Ali, ne gılgılanıyorsun oğlum sen, ha? Zaten istediği bu. Sakin olur musun? Sen bir bozuldun ha. Bir rengin bengin, hatta hasta falan mısın? Hayatının hatasını yapıyorsun. Yapma ya. Ya. Sen yine ne yapmaya çalışıyorsun? Vallahi bir şey yaptığımı sanmıyorum. Siz böyle şirket olmuşsunuz, kentsel dönüşüm diye benim mahalleme giriyormuşsunuz. Ben de mahallemi, sokağımı, semtimi temsilen, o üçte iki mi ne, bir zımbırtı varmış. Dedim el mecbur, sizle ortak olayım da yaramazlık yapmadan güzel güzel dönüştürün buraları. Yönetimde söz hakkın yok. Ticaret hukuku kitabı. 45. paragraf, 3. sütun, 4. satır. Vallahi kitap olduğunu söylüyor. Buraya çalışmamış abi. Ticaret hukukundan hoca sınıfta bırakmış ama Allah'a var. Ceza hukukunu avucunun işi gibi bilir. Ayağında taş, ağzında tat diyordun. Mahallene girdim bile diyordun. Ben senin şirketine de girerim, evine de girerim, bahçene de girerim. Ama sen benim mahalleme, sokağıma benden hariç giremezsin Ferman Koroğlu. Seni sırf bugün için hayatının sonuna kadar pişman edeceğim. Benim olanı benden alacaksan önce beni ikna edeceksin. Hayırlı olsun. Artık yeni ortağım benim. Arkadan dolandın. Sahte bir kimlik ve küçük bir ortaklıkla çıktın karşıma. Hepsine kabul. Ama üstüne düşen işin hakkını vereceğini göster. İş ne? İş, iş adamı olduğunu ispatlamak. Takımını giy, bir kravat tak. Bakalım üstündeki sokak kokusu geçecek mi? Allah Allah. Niye ya hep bu hava acaba? Sen bir doğru dürüst gelsene bana. Emin ol, daha doğru dürüst gelemem. Düşmanlar birbirinin onur konuğudur. Böyle de kolay diyorsun yani. Düşman düşmana iş yapacağız ama onur konuğu falan filan. Kuralları sadece sen belirleyemezsin. Eğer söyleyeceğim işi yaparsan bu işte kendi adına ortak olabilirsin. Kendi adına. Madem benimle çalışmak istedin, çarşamba günü öğleden sonra 3'e kadar vaktin var. Kentsel dönüşüm sürecinde hafriyat işini yapacağına dair bana belge getir. Kendimi ispat etmemi istiyorsun yani? Ben bir iş adamıyım. Sana güvenmem şart.
Yoksa? Yoksa sen ait olduğun yerde, sokaklarda kalırsın. Ve mahallendeki o bir avuç insanın saygısıyla yaşayıp gidersin. O bir avuç insana kurban ol sen. Gong sesini duydun mu? Çarşambaya kadar vaktin var. Alo. Sadece dinle. Dinliyorum. Çok muhabbet tez ayrılık getirecek diye korkuyorum. Ailemden, kardeşimden uzak dur. Kardeşine kötülük yapmıyorum. Bana laf salatası yapma. Senin derdin iyilik değil. Ne delil varmış senin elinde? Sendeki intibamı sevdim. Benim elimde bir delil olduğuna inancın tam. Aa, şüpheye düştüm. Oyun mu oynamak istiyorsun? Ben insanları hapiste terbiye etmem. Eğer öyle olsaydı Bora Dağıstanlı cinayetinde çoktan içeride olurdun. Şimdi izinle yemeğe dönmek istiyorum. Kartal'a bulaşma. Sırf bana hırsından Kartal'ın dışarı çıkmasına mani mi olacaksın? Ayrıca bu duruşmalar bir yıldır devam ediyor. Sen ne yaptın? Kartal'ın dışarı çıkması için bir adım attın mı? Senin bulduğun delili ben bulamıyorsam o işte bir dümen vardır. Kartal'ı sen dışarı çıkarıp kahraman olmak istiyorsun. Önünde duran yok. Ayrıca sen mahallen adına üstüne düşen görevi çarşambaya kadar yerine getirebilecek misin? Bu insanları sana yedirmem. Bak boğazınla düğüm olurum, haberin olsun. Kartal'ı benim çıkarmamı istemiyorsun. O zaman sana çok güzel bir teklifim var. Şimdi, şu an aramızdaki ortaklıktan vazgeç. Ben de sana Kartal'ın çıkış yolunu göstereyim. Mahallen mi? Kartal mı? Şeytanla pazarlığa oturmam ben. Mahallemi satmam. Kardeşimi de sana yedirmem. Kartal'ı çıkaracağım. İnandım. Gerçekten inandım. Sen tam bir süper kahramansın. Bana bak. Yüz yüze geldiğimizden beri böyle ailem aile diyorsun ya sen. Aileme bulaşırsan sana kurulacak aile bırakmam. İnan bana. Evlenelim.
Selamun aleyküm. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hafriyat işi bugünden itibaren bende. Hayırdır? Kimse benimle iş yapmayınca boyun mu eğerim senden? Bu beni hayal kırıklığına uğratırdı. Şirketin her şeyi legal. Üstüme düşen neyse kentsel dönüşüm bitene kadar bizzat ben yapacağım kendim. Çaresizliğini izlemek çok keyif verecek. Ben çaresiz değilim. Sen beni böyle tek tabanca falan sanıyorsun ya. Ben tek kişi falan da değilim ha. Anladık, elin kolun uzun. Ama beni yıkmaya yetmez. Benim sırtım sağlam da. Sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Bundan böyle bu işte adınla sanınla benim ortağımsın. Evrakta sahtecilik senin uzmanlık alanın. Akacak kuzgun. Sana mahallemdeki kedinin bile hakkını yedirmeyeceğim. Bu iş sana değil ha. Fakir fukaraya yarayacak. Bütün bunları benimle tartışmayacaksın. Söz veriyorum. Gönderebilirsiniz. Seni yeni temsilcimle tanıştırayım. Gözün aydın. Kardeşin tahliye oldu. Kartal bundan böyle kentsel dönüşüm projesinin başında. Beni ve şirketi temsilen. Tabii çok güçlü bir ekiple çalışacak. Bilgilendireceğiz, yönlendireceğiz. Taraflarımız net. Sen ve mahallen, ben ve Kartal. Kartal, sen bugün özgürlüğünün tadını çıkar. Git biraz gez, dinlen. Kartal burada çalışmayacak. Benim adıma karar verme. Ben abi kardeş arasına girmem. Burada çalışmayacaksın Kartal. Yürü.
Yürü oğlum, yürü. Hadi haber ver bakalım. Hadi şimdi acık şimdi. Ay, tamam, anlamıyor musunuz beyefendi? Toplantıdalar. Bandomuzu kayda dolaşıyor bu çocuk. Her seferinde gürültü çıkarmayı başarıyor. Maalesef. Bak güzel kardeşim, ben sabırsız bir insanım. Bekleyemem toplantı falan, anlatabiliyor muyum? İstiyorsan sana burada bir oda ayarlayayım. Böyle her defasında git gel dolmuş çok tutuyordur. Bir odayla yırtarsan iyi. Sana kimsenin hakkını yedirmem dedim mi demedim mi? Soru cevap sevmem biliyorsun. Mahallemdeki herkes hakkını alacak. Şüphesiz. O üçte birlik arazi açık arttırmaya çıkıyormuş. İnsanların cebindeki 3 kuruş parayı da pul edeceksiniz. O insanlar da diğerlerinin hakkı neyse hepsini alacaklar. Teknik olarak mümkün değil. Olacak, olacak. İş dünyası senin bakış açında yürümüyor ama. Ben anlamam açı maçı. Bu iş yürüyecek. Yoksa? Yoksa sana bu işi yaptırmam. Nasıl, nasıl, nasıl? Yani hangi sıfatla? O semtin insanı sıfatıyla. Sana bir takım şeyler şaka geliyor olabilir. Müsaaden varsa açıklayayım biraz. Lütfen. 8 yaşında falandım, sokaklara düştüm. Kimsesiz sokaklarda büyüdüm falan. Yersiz yursuz bir insandım yani. Ta ki talan etmek için girdiğin o mahalleyi bulana kadar. O insanlar beni, ben onları sahiplendim. Şimdi o insanların hakkını sana yedirmem. Anlatabiliyor muyum? Yasalar ve kurallar ne diyorsa o yapılacak. Emin olabilirsin. Ana ezberden gazel okumayın. Sana da tavsiye ederim. Böylelikle magandacılık yapmak zorunda kalmazsın. Hele o insanların bir hakkı yensin. Ben o zaman göstereceğim sana magandacılığı. Odri meydan. Yarın o açık arttırmada o araziler ederinin altında bir alınsın. O insanlar bir mağdur edilsin bakayım. Ben bir bakayım. O zaman ben de bu binayı sizin tepenize yıkmazsam adam değilim. Nedim, yarın bu mahalledeki arazi 1/3 açık arttırmaya giriyormuş. Benim bir şekilde açık arttırmaya girmem lazım. Bu hep böyle mi olacak kuzum? El mahkum. Kafanıza vura vura hakem emeği anlatacağım size. Hakem emeği bir tek sen biliyorsun çünkü. İyi olan kazansın. Kazansın. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Biraz daha sıyılmaz. Surüstü mahallesine ait 4 dönüm arazi üzerine yayılan 4 dükkan, 15 mesken için açık artırmayı başlatıyorum. Belirlenen raiç 1.850.000 Türk lirasıdır. Artırın lütfen. 1.900.000 Türk lirası. Akrep var bunların cebinde, akrep. 2 milyon Türk lirası. 2.050.000. İki milyon yüz. 2.200.000.
3 milyon. Selim Bey, beklemeyin, arttırın. Yalnız Dila Hanım, yüksek fiyatlara çıktı. Arttırın. 3 milyon 100. Sen ödeyeceksin değil mi bu paraları? Sen işine bak yüklen. 3 milyon 400. Onun sonrası bizi aşar. Heyecanlı kısmı kaçırdım galiba. Henüz değil. Devam edelim mi? Bana değil, Dila Hanım'a sor. Dila Hanım? En son 3 milyon 400 bin dendi. Dört dükkan, 15 mesken için 3 milyon 400 bin lira, başka bir teklif yoksa artırmayı kapatıyorum. Bırakalım alsın. Dört dükkan, 15 mesken için 3 milyon 400 bin liraya Ahmet Yedinur oğluna satılmıştır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olur, olur. Arazilerin değerinin çok üstünde bir fiyattaydınız. Doğru karar verdim. İyi günler. Sana o araziler ederinde satılacak demiştim. Tabii para alın teri yerine kumarhaneden gelince savurmak kolay oluyor. Yok yok, öyle düşünme. Senin gibi adamlardan alıp fakir fukaraya veriyorum. Sevap bir yerde. Robin Hood mezarına ters dönecek. Alacağını aldın artık, uzatma. Uzayacak, uzayacak. Muhatabınız yine benim. Maalesef benimle bir kez daha masaya oturacaksınız. Benimle boy ölçüşebilmek için çok para harcıyorsun. Benden sana bir tavsiye, kumarhane zinciri açma. Yoksa harcayacak tek kuruş bulamayacaksın. Hmm. Altına falan mı yatırım yapsam? Ne diyorsun, sen anlıyorsun bu işlerden. Hadi gidelim. Tüm bu hissettiklerim yüzünden sana itiraf edemedim. Neye itiraf edemedim? Ben Ferman Koroğlu'nun kuzeniyim. Hayatta kardeş olarak bildiği tek insan benim. Ben sana çok aşık oldum kuzum. Güneş. Güneş. Kuzgun, çok özür dilerim. Ben senin bu durumu düşünmek istemedim. Güneş! Anlıyorsun değil mi? Ben yalan söylemek istemedim. Güneş, bir dur. Bir dur. Olur, anlıyorum de çok kötü hissediyorum kendimi. Ferman sakladıklarını öğrendiği için bugün söylüyorsun bana. Ferman, bir saniye dur. Ferman, lütfen. Sen nasıl bir oyun peşindesin ha? Böyle indir. Ferman. Sen arabaya! Sessiz, bir sakin ol. Sakin ol.
Oyun falan oynadığım yok. Beni kendinle karıştırma. Ben kimseye ailesi üzerinden oyun oynamam. Kartal'ın intikamını böyle mi alıyorsun? Ulan senin. Böyle mi alıyorsun? Adam ol azıcık adam! Ferman. Belki önce sakince dinlemek istersin. Değil mi Güneş? Abi Kuzgun'un hiçbir suçu yok. Ben... Bir dakika, bir dakika. Bir derdin varsa adam gibi sor. Benim cevaplayamayacağım hiçbir şey yok. Sor ne soracaksan. Eve gidelim. Burada konuşmayacağız. Burada bu pesbayilikte konuşmayacağız. Yürü gidiyoruz. İstemiyorum. Anlamadım. İstemiyorum dedim. Kuzgun'la konuşacaklarım bitmedi. Ben bir şeyleri kaçırıyorum herhalde. Orası kesin. Abi belli ki her şeyi öğrenmişsin. O zaman benim burada öğretmenlik yaptığımı da biliyorsundur. Burada işim daha bitmedi. Bitti. Buna sen karar veremezsin. Bitti dedim. Abi. Geçen gün burası taranmadı mı? Allah Allah. Ya burada olsaydın? Yoksa burada mıydın? Ferman. Burada mıydı? Ferman, eve gidelim, her şeyi evde konuşacağız. Güneş, lütfen. Ya sana bir şey olsaydı? Yürü gidiyoruz lan, yürü. Hop, yürü. Hop. Hiç kimse benim yanımdan bir kadını zorla götüremez. Hiçbir kadını. O istemediği sürece. Güneş ne zaman isterse gelir. Şimdi efendi gidin. Hadi git abi, ikiniz de gidin. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Bu bizimle ilgili. Benimle geliyor musun? Gelmiyorum. Önceliğim Kuzgun. Kuzgun'la konuşmam gerekenler var. Ferman. Gidelim. Söyle Yılmaz. Efendim? Lokman'ı boğazına dizmeye geldim, onu diyecekti. Bir daha bu eve böyle girersen... Bak ben sandığının aksine dümdüz bir adamım. Senin gibi arkadan dolanmam. Kendi işimi kendim görürüm, başkalarını karıştırmam. Anlatabiliyor muyum? Burada racım kesme. Beni bitirmek için başka yollar dene. Bak dışarıdayım, karşındayım yine. Yani hala kumarhane işletiyorum diyorsun, öyle mi? Daha iyi hamleler diyorum. Sen bir sinirlendin. Hayırdır? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Sen hala kumarhane işletmiyor musun? Ben iftira falan mı atıyorum sana? Bana namuslu adam ayakları yapma. Kız kardeşimi kumar oynanılan bir yerde bırakacağım mı sen? Ferman, tamam uzatma. Yalnız buraya belindeki silahınla öylece dalamazsın. Ya, işte senin nasıl bir adam olduğunu hatırlatmama gerek kalmadı. Asıl ben seni cümle alemi afişe edip boynuna takı diye takacağım. Şov yapma. Senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Tam şu ifadem var ya, onu böyle çerçeveleteceğim, güzel güzel duvara asacağım. Bak gör. Boş hayaller. Göreceğiz. Hodri meydan. Yani manzaraya göre Kadir artık müstakbel kocanın ortağı. Ya da ne? Al sana aydınlık dünya, al sana kocan olacak adam. Bu da sana düğün hediyem olsun. Sana geri döneyim istiyorsun. Ama bunu hala canımı yakarak yapmaya çalışıyorsun. Yanlış. Evet, gözlerinle gör istedim. Ama bana dön diye değil. Hadi git şimdi, kocan olacak o herifle yüzleş. Yüzleşeyim. İyi. Yüzleşeyim.
Artık her şeyi açıklamanın zamanı geldi. Hadi anlat Ferman. Anlat ki Kuzgun da öğrensin artık. Kadir'le ne işin var? Hadi çok düşünme, yuvarla bir tane yalan. Kasma kendini. Hayatını korumak için. Kadir'le bu yüzden görüşüyor. Oldu mu? Öğrendin mi şimdi gerçekleri? Sen de bunu yedin ha? Ama bu gerçek. Bak ne yaptıysa seni güzel kafalamış ama ben yemem. Ben yutmam. O işleri geçecek. Dila hadi. Hadi gidelim. Sarı Cevdet'in eline de silah beni korumak için mi verdin? Kahvemi tarattın falan. Ben de yeni yeni ayıyorum ha. Öyle ara ara bana mekanıma saldırılar oldu. Beni yoklayıp durdun. Sırf silahımı bırakmayayım diye. Biliyordun nasılsa. Dedin ki ben bu herifin belinden silah almazsam Dila da buna dönmez. Doğru mu? Şeref Dağıstanlı. Sağ kolu Ayhan. Dedesi Behram Adıvar'ı öldüren Kuzgun Cebeci mi söylüyor bunları? Ben niye senin eline silah tutuşturayım? Ya kıvırma. Bana kelime oyunu yapma. Bu söylediklerim yalan mı değil mi? Onu bir söylesene. Maşalarına taratmadın mı mekanımı? Ha? Benim o meseleyle hiçbir alakam yok. Sarı, mor, lacivert. Ben Cevdet'in hiçbir tonunu bilmem tanımam. Şuraya bak. Körler, sağırlar, birbirine ağırlar. Müthiş, müthiş. Benim söyleyecek daha fazla bir kelimem bile yok. Artık kim neye inanmak isterse ona inansın. Hadi eyvallah. Sen de öyle. Hayatta olmanın tek sebebi benim. Sen Dila'ya dua et. Bora cinayetine hapse girmemenin tek sebebi Dila. Behram Adıvar cinayetine gözaltına bile alınmadın. Çünkü arkanı ben temizledim. Sebebi kim dersin? Yine Dila. Ferman tamam. Sayemde yaşadığına inanmamak kolayına mı geliyor? Ulan senin sayende özgür kalacağımı boynumu organı kendim gir. Sen ne anlatıyorsun ya? Gider polise teslim olurum. Ya bana bak, benim özgürlüğüm kimsenin tek elinde değil ha. Siz ne yaşıyorsunuz? Ama canının öyle. Behram Adıvar'ın ortakları sana saldırmayı ben istediğim için bıraktı. Ferman yeter. Sen düşmanı tarafından korunan zavallının tekisin. Kuzgun! Kuzgun tamam lütfen bırak. Tamam tamam tamam. Tamam. Bu herif istedi diye mi öldürmediniz mi, öyle mi? Ha? Yat kalk Ferman'a dua et. Behram'ın kanı yerde kaldıysa Ferman'la anlaşma yaptığımızdan. Yoksa şimdiye kadar 10 kere ölmüştün. 10 kere ölmüştüm ha. Ölmüştüm ha. Sakin ol. Sen de bu çakalların sözüne inanıyorsun ha? Kadir'le görüştüm çünkü ben seni Kuzgun'u koruyorum. Ben iyi biriyim, ben şuyum buyum. Ya bulmuş can damarını, ıl ıl işliyor. Ama artık bitti gitti. Yeter, anlaşma yok. Anlaşma yok oğlum ortada. Hiç şüphen olmasın. O anlaşma evime saldırdığında bitti. Bir dakika ya, sen karışma. Kadir, ani kararlar verme. Artık koruma falan yok. Lan siz kimi kimden, siz hayırdır ya? Ateş olsanız cürmünüz kadar. Bana bak, ben size minnet edeceğim ve kafama sıkarım ha. Beni koruyor musun? Lan sizi benden kim koruyacak? Sizi benden kim koruyacak? Bu saatten sonra savaş mı istiyorsun? Savaşsa savaş. O kan akacak ya benden ya sizden. Biri ölecek ha, bu hikaye öyle bitmeyecek. Beni koruyormuş. Bak. Ben sizin...
Can, herkesi kahveye topla hemen. Hareketinde sıkın kafasına. Konuştun teyzenle, yolda geliyor. Teyzen gelir gelmez gidiyorsunuz. Nereye? Bilmiyorum. Ama sakın dönme buralara. Ölmediğini anlaşılırsa Behram düşer peşine. Yaşatmaz seni. Bırakır belki. Bırakmaz çocuk. Bırakmaz. Babamı benden daimi tanıyacaksın. Baban mı? Babam. Ailem senin yüzünden mi öldü? Babamı sen mi öldürdün? Cevap ver, babamı sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Hadi çek silahını. Al intikamını. Silahı gördüğünüz an delik deşik edin. Silahsızım. Dün Dila'ya bir söz verdim. Artık elime silah almayacağım. Ucunda ölüm olsa da. Babanın katilini bulsan da mı? Artık intikam istemiyorum. Geçmişi geride bırakmak istiyorum. Dedem senin aileni katletmiş. Sen babamdan intikamını almışsın. Ben de sen annemi babamı
Hayatım, her şeyimi kaybettim. Sokaklarda yaşadım ama ölmedim. Sırf babamın intikamını almak için. Al o zaman. İntikam dedikçe daha da kaybettim. Ben acı çektirdim, acı çektim. Bir de intikam almaya çalıştıkça... başkalarına da o intikam alma fırsatını tanıyorsun. Bu kısır döngü artık bugün son bulacak. Beni nasıl durduracaksın? Denemeyeceğim bile. Sen istersen silahını çek. Ama ben seni vurmayacağım. Artık burada işimiz kalmadı. Gidelim Dila. Korkma. Korkmuyorum. Bir işaretinizle ikisini birden indirebilirsiniz. Bitti mi? Bitti Dilan, bitti. Hadi gidelim buradan. Neden gitmelerine izin verdiniz? Çünkü Kuzgun benim kardeşim. Hep bir aile kurmak istemiştim. Meğer hiç bilmediğim bir ailem varmış zaten. Hiç bilmediğim, hiç tanımadığım bir ailem. O aileyi yok edemezdim. Burada yazanların küçük de olsa bir gerçeklik payı var mı? Gerçeklik payı var mı? O mektupta da aynı şey mi yazıyordu? Ferman bak. Peşini bırakmayacağım biliyorsun. Gerekirse şehri karış karış dolaşırım. Herkese DNA testi yaptırırım ve bulurum. Benim bir kardeşim var mı? Kuzgun Cebeci senin kardeşin. Kuzgun. Kartal. Kumru. Hepsi senin kardeşin.
Sen Yusuf Cebeci'nin oğlusun. Sana verdiğim bir sözle başladı bu yolculuk. Başladı da nerelere geldi? Kalbim çürümüştü senin yükünü taşırken. Kim bilir, belki de hiç istemezdin bu yükü sırtlanmamı. Ne bileyim, bak git yoluna oğlum derdin. Ama yoktun. Ben de bildiğim bir iki şeyle kafa tuttum işte geçmişe. Senin hayatını alanlara. Benim hayatımı alanlara. Aslında ne var biliyor musun? Yani ben çocuk yaşımdan beri hiç bana ait olmayan bir geçmişin tarihini yüklenip durmuşum. Ve Dila da öyle. Hatta Ferman bile. Belki. Kızsa da nişse, Yusuf Cebeci, benim canım babam. Sen iyi bir adamdın ya, vallahi. Yani biz de fena çocuklar değildik herhalde, ha? Şimdi bitti. O öfkenin ne kadar kör bir şey olduğunu bana da bu yolculuk anlattı. Yani yine senden öğrendim ne öğrendiysem. Burada bile yaptım babalığı. İnsan... Biz kardeş değiliz. Düşman da değiliz. Yani biz birbirimiz için hiçbir şey değiliz. Yani bizi birleştiren bir geçmiş varsa o bile bizim değil. O sırlar, o acılar. Onların. Ama çok eskiden tanımış olsaydım seni, ne bileyim, böyle çocukken falan. O zaman yani birbirimize sarılabilirdik. Yani birbirimize sarılmak için bir geçmiş biriktirebilirdik. Öyle. Öyle. Nasıl bir babaydı? Aslanlar gibi.